Bu 15 Temmuz olayının toplumda var olan mevcut fay hatlarını daha da keskinleştirdiğini ve fakat yeni bir takım fay hatlarının ortaya çıkardığını söyleyebiliriz herhalde. Bunlar nelerdir ve buradan geriye doğru sizin doğru İslam'a tekrar dönmek için, fonksiyonel bir topluma tekrar dönebilmek için kime ne düşüyor, neler yapılması gerekiyor sorusuyla isterseniz bitirelim. Sizinle başlayalım. Fay hatlarını isterseniz siz konuşun. Yani başlangıç itibariyle demin diğer cemaatlere ilişkin bir kritik yaparken acaba ne gibi ölçütler üzerinden hareket etmemiz gerekir onu sorgularken söylemek istediğim şey şuydu. Kendine çağıranlara karşı bir teyakkuz haline girmiş durumda şu anda toplum. Kim kendine çağırıyorsa toplum ona yönelik bir hassasiyet ortaya koymaya başladı. İyi kendine bir şey. Çağıran. Bu iyi bir şey bence. Çok tehlikeli bir şey. İnsan bence iyi bir şey. Kendine çağırmak, yani kendi gücünü artırmak, kendi statüsünü güçlendirmek. Yani toplumun onlara karşı reaksiyonunu sağlıklı buluyorum. Yani size birisi yani çağırıyorsa, siz gitmiyorsanız iyi bir şey yapıyorsunuz demektir. 15 Temmuz'dan ne gibi sonuçlar çıkarıyoruz? Evet. 15 Temmuz'dan çıkardığımız sonuçlar nedir? Fay hatları dediniz, orada belki hatırlanması gereken şey şu. En çok iyiliş edilen hangi dini temel kavramlar varsa onların yeniden restore edilmesi, onarılması gerekiyor. Cemaat gibi. Yani mesela şimdi siz Bilal-i Habeşi'den ırk ayrımına, eşitliğe, insanların eşitliğine gidemiyorsunuz. Bilal-i Habeşi'den yanık sesli Bilal'den öteye gidemiyorsunuz. Böyle bir şey mi yani? Bilal-i Habeşi bizim dini tarihimizde, dini hikayemiz tasarladığımız, geçmişe yönelik bakış açımızı gözden geçirdiğimizde Bilal-i Habeşi nedir? Mesela Veysel Karani bizde nedir? Nereye tekabül eder? Ama bunların kodlarını oynadığınız zaman başka bir şeye dönüşüyor. Bugün dinin çok temel, çok temel demeyeyim ama tartışmaya ve polemiğe kolaylıkla fırsat verebilecek yanları üzerinde bu toplulukların çalıştığını düşünüyorum. Buraları yeniden inşa etmek, onarmak gerekiyor. Bu herhalde sıradan bir insanın görevi değil. Bu konularda özellikle ilahiyatçı dostlarımızın rol almaları, sorumluluk üstlenerek bu işin aslını ortaya koymaları gerekiyor. Ama utanarak, sevimsiz olduğu için utanarak diyorum, bir yorgunluk olduğu kesin. Ortalıkta bir dini konulardan çekinme, dini konularla ilgili yoğunluktan uzak durma konusunda toplumda büyük bir bezginlik hali olduğunu da görüyorum. Bunun da derhal rehabilite edilmesi gerekiyor. Din olması gerektiği ölçüde her zaman hayatın içindedir ve onun varlığına yönelik bu tür gündelik politik tartışmaların etkisinden sıyrılarak bakmamız gerekiyor. Eğer öyle yapmazsak din gerçekten başka bir şey olarak önümüze çıkabilir ve o zaman daha zor çıkmaya devam edecek bir kesin. Durumda kalabiliriz. Evet. Hocam, somut. Şimdi Kemal Bey, tabii bu 15 Temmuz eski fay hatlarını değiştirdi, yeni fay hatları oluşturdu diyorsunuz. Hakikaten öyledir. Yani bize her şeyi yeniden anlama, anlamlandırma ve yorumlama fırsatı, imkanı verdi. Dinle ilişkili, din-toplum ilişkileri, din-devlet ilişkileri, dinin psikolojik boyutu, sosyal boyutu, dinin kurumsal boyutu, dinin öğretisel boyutu, dinin eğitim boyutu. Yani bütün bu alanlarda yeni bir muhasebe, yeni bir sorgulama yapma imkanı ve fırsatı verdi. Bura üzerinde durarak belki bu bedavacı din anlayışı diyebileceğimiz Fırkayı Naciye düşüncesini manipüle ederek kendisine indirgeyen yaklaşımları mercek altına almamız gerekiyor. İyi anlamamız gerekiyor. Yani bana katılırsan, benim öğretimi kabul edersen sen ahirette sorgusuz sualsiz cennete gidersin, bütün günahlarında affolur diyen bu bedavacı yaklaşım Fırkayı Naciye bellidir. Fırkayı Naciye Hazreti Peygamber'in getirdiği Kur'an tarafından çerçevesi çizilmiş ve tarih içerisinde de İslam fakihleri ve alimleri tarafından tartışılıp müesses hale gelmiş usul ve esaslardır. Fırkayı Naciye bu ana yolun, ana yola ittiba edenlerdir. Yani çizgiyi kaybetmeyen anlayıştır. Biri bu. İkincisi, bu bireyi cemaate kurban eden anlayıştan uzaklaşmamız gerekiyor. Birey, yani bütün semavi dinlerde de, ilahi kitaplarda da, Hazreti Peygamber'in öğretisinde de, sünnetinde de, Kur'an-ı Kerim'de de vurgulandığı üzere mükellefiyetin esası bireye dayanır. Ferde dayanır yani. Bizim kendimize dayanır.
Dolayısıyla bizim bu mükellefiyetimizi, yani bireyin önemini ve bireyin inanç ve düşünce erişkinliğini, erginliğini tahkim etmemiz gerekiyor. Bireyi tahkim etmemiz gerekiyor ki cemaate feda etmeyelim. Cemaat içerisinde, cemaat psikolojisiyle kendisini bulamayan, hatta onurunu, haysiyetini, kişiliğini ve kimliğini kaybeden bir unsura dönüşmekten kurtarmamız gerekiyor. Yani bireyi tahkim etmemiz gerekiyor. Tabii ana yolun usul ve esasları demin vurguladık. Sevgili Peygamberimizin sünneti ortadadır. Fıkıh ekolleri ortadadır. Ana itikadi doktrinler ortadadır. Bunun açık bilgisinden dışarıya çıkan, sapan her türlü anlayışa karşı mesafeli olmak gerekiyor. Geleneğin ortaya koyduğu yüksek gelenek, burada bunu kastediyorum. Hı hı. İslam'ın, İslam medeniyetinin kahir ekseriyetinde egemen olmuş büyük geleneğin değişime uğrayarak bugüne taşıdığımız büyük geleneğin bilgisini yaygınlaştırmamız gerekiyor. Herhalde bütün bunlar ve demin söylediğimiz tabii ki modern toplum, modern devlet ve modern uluslararası ilişkilerin tabiatını fark eden ve ona göre düzenlemelerini gerçekleştiren bir yönetsel irade ve idrakte bunun çözümü için kaçınılmaz oluyor. Hocam çok teşekkür ederim. Yani şu anla, şu herhalde net bir şekilde ortaya çıktı. Böyle son derece sofistike ve zor bir takım konulara son derece basit cevaplar verip, kestirme cevaplar veren her türlü oluşumdan biraz uzak durmak gerekiyor. Evet. Çok şey vaat eden bir takım oluşumlardan uzak durmak gerekiyor ve bahsettiğiniz gibi bireyselliği tahkim etmemiz gerekiyor. Evet.